mukta paralel iki doğru olduğu için arkadaşlar tabii ki toplamları da 180 olacak. Yani 116 ise A açısı 64 derecedir. Böylece 2'ye böl 32 32. ikizkenar üçgenden 32 2 iç bir dış yapalım. 64 ve burası da yine 64 arkadaşlar. Böylece 64 64 128 52 oldu. Alfa böylece E şıkkı. Paralel artı açı ortay bize Z'den dolayı bakın ikiz kenarı getirecek. Yani şöyle arkadaşlar buraya X dersek DA da eşittir. X artı 5 olur. Sonra yine şurada bir bakın Z yaptığımız zaman bu sefer burası da arkadaşlar Y desek 5 artı Y olacaktır. Şimdi çevresini vermiş bize kenarları yazarsak 2 tane x geliyor, 2 tane y geliyor. 3 tane 5 geliyor 15. 1 tane 3 geliyor 32. 2x artı 2y 32'den 18 çıkarsa 14 oldu. x artı y 7 oldu. Böylece ABD 12 yaptı. A şıkkı. AB AD artı DC'ye eşit. Şöyle buraya x, şey, x demeyelim varmış. A dersek buraya B dersek bakın Burası da A artı B yapıyor. Hemen bir paralel çekin. Dik şey dik yamuk diyorum. Yamukta arkadaşlar dik indirmek bazen işe yaramaz. Paralel çekmek lazım karşı kenara. Böylece AD'ye bir paralel çektim. Şimdi karşılık kenarlar eşit birbirine B. Burası A oldu. Tamamı A artı B'ydi. Bak burası da A oldu. Yöndeş açılar 70. İkiz kenar üçgen oldu. PC, PB'ye eşit geldi çünkü. Artık burası 55. 55 A şıkkı. Yükseklikler 8 metreymiş arkadaşlar. Şimdi e, burada K'ymış burası da 3 kaymış dersek böylece 1'e 3 oranını görmüş oluruz. Şimdi direğin boyunun ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Yerden 11 metre uzaklıkta kırılırsa şöyle arkadaşlar 8 metre olduğu için bakın burası da 8 olacak. Yükseklik 8 çünkü yerden buraya 3 kalır. O zaman k dersek bilmediğim şu uzunluğa da a diyeyim. Şimdi ikinci durumda. Burasının 3K olduğunu biliyorum. Şöyle arkadaşlar e, uzatacağım. Burada da yine yerden 3 metre uzaklıkta kesildi, e, koptuğu için daha doğrusu şu kısma 5 birim kaldı tamam mı? Dik üçgenin bir kenarına. Böylece burası 3K oldu. Burası da arkadaşlar toplam boyu 11 artı A olduğu için buraya da 8 artı A kaldı. Bir burada Pisagor. Bir de burada pisagor yapacağım. Bakın şimdi. Birinci pisagor a kare eşittir 9 artı k kare. İkinci pisagor 64 artı a kare artı 16 a eşittir 9 k kare. Şu kısım görünmüyor orada 5 olacak. Çünkü yerden yüksekliği 8, 8 metreydi. 3 metresi şuradan dolayı gitti yukarıya 5 kaldı. Buradan da 9 k kare artı 25 oldu arkadaşlar. Hemen a kare gördüğüm yere a kare eksi 9 yazıyorum. Böylece şuradan dolayı 9 a kare eksi 81. Artık bunları düzenlersem 8 a kare eksi 16 a artı 64 gerçi artı değil eksi 120 oluyor. Şurası eşittir 0. Buradan da 8'e bölersem a kare eksi 2 a eksi 8'e böldüğüm zaman 15 eşittir 0. A eksi 5. A artı 3 eşittir 0. Buradan o zaman A 5 oldu. A 5 olduğuna göre yerine yazarsak 8, 5 daha 13. 3 daha 16 metreymiş B şıkkı. AD diktir BC demiş. Yani bakın şu şöyle burasını uzattığımız zaman burasını da uzattığımızda dik kesişiyor diyor. Bunu söylüyor. Bu şekilde bakın bunlar dik kesişiyor. O zaman şöyle bir şey yapsak CD'ye CB'ye pardon bir tane paralel çizsek. Böylece şuraya T desek. Bakın burası alfa, yöndeş açıdan burası da alfa. Buraya beta dersek o zaman burası da 90 derece olur. Sonuçta yukarıda dik kesiştikleri için paralel çektim sadece ben. 15, 20, 25 oldu. Yamuğun yüksekliği soruluyor. Yamuğun yüksekliği aynı zamanda bu dik üçgenin de yüksekliği. 15 çarpı 20 bölü 2 eşittir 25 çarpı h bölü 2. H da buradan 12. Üçgenin alanını dik üçgende taban çarpı yüksek bölü 2 ile de bulabiliriz. Dik kenarların çarpımının yarısıyla da bulabiliriz. 75-90 üçgeninden yararlanacağız şimdi. Burada böyle uzattığımız zaman Sonuçta yukarıda bir dik üçgen oluşacak ve sonuç itibariyle şuraya bir e, haş dersek arkadaşlar ne olacak? Orayı 3 kök gibi diyoruz dursun burası 4 h olacak. Sonra h artı 3 kökü olduğu için tüm yük, üçgenin yüksekliği o zaman burası da arkadaşlar 4 haş artı 12 kök 2 olacak. Haliyle AB'yi 4 haş artı 12 kök 2 bulduk. DC'yi de 4H bulduk. Farklarında 4H'lar gider. 12 kök 2 E şıkkı olur. Şimdi üçgenlerde hep söylüyordum arkadaşlar. Ne olduğundan bağımsız konunun açı ortay ve yükseklik varsa ben bunu gördüğünüz gibi böyle bir ikiz kenara tamamlarım diyordum. Burada da yine tamamlayacağız. Konunun adının yamuk olması önemli değil. Şimdi bakın şuraya alfa dersek burası da alfa olur. İkiz kenar bir üçgen. PB ile BA eşit. Sonra yöndeş açılardan yine alfa. Bakın PC'de 5. O zaman ikizkenar üçgen oldu. 14, X eşittir 14, D şıkkı. Bir kere arkadaşlar burada şöyle 3 ve 15, 9 hani C'den dikindirdiğiniz zaman gördünüz mü bilmiyorum ama ben şöyle görmenizi tavsiye ederim. Bunu şöyle birleştirdiğim zaman... Şuraya alfa diyelim, buraya beta diyelim. Yöndeşten burası da beta olsun, burası da alfa olsun. Bakın şimdi e, burada benzerlik 3, 15. Temel benzerlik. 3 bölü 15 neye eşit? 1 bölü 5'e. O zaman şu parça ilk y ise tamamı arkadaşlar 5y olacak. Yani 4y'ye 9 kalır. Y buradan 9 bölü 4 olur. Bu da bana neyi getiriyor? Tanjant beta 9 bölü 4 bölü 3'ten sadeleştirirsek 3 bölü 4 yaptı arkadaşlar. Haliyle 3 bölü 4 olunca şunu söyleyebilirim bakın. Tanjant beta yine burada 3K 4K. O zaman burası da oldu size 5K. Artık 5K 15 ise 3K 9'dur. 4K da 12'dir. 9 çarpı 12 bölü 2'den üçgenin alanı 9 çarpı 6 54 gelir. Bakın artık üçgen bilgilerini güzel bir şekilde düzgünce kullanmalıyız. Şimdi arkadaşlar burada açıortay var, dik var, bir de açıortay var, paralel var. Z'den dolayı şuraya böyle bir X diyelim, tamam mı? Sonra bir de şunu da görelim bence. Bir açıortay var, bu tabana dikinmiş. O zaman ben burada ne olursa olsun bir iki skenar görürüm. Böyle AE'yi uzatırım arkadaşlar. P derim. EP ile, e ile DE eşit olur. PB ile de BA eşit olur. Buraya 13 x'i yazdım şimdi tamam mı? Bir de 6'nın 13 oranından dolayı şuraya 6m edersem tamamı 13m olması için 7m kalır. Ee, e noktası orta nokta olduğu için burası da arkadaşlar 13m olur. Artık temel benzerlik 19m'nin 7m'ye oranı. Nereden bahsediyorum? Bakın buradan bahsediyorum. Temel benzerlik eşittir 13 x'in x'e oranı. Buradan 7 çarpı 13 91 yapar. 91 eksi 7 x eşittir 19 x. 91 eşittir 19 7 daha 26 x. 13'e böl 7, 13'e böl 2, 7 bölü 2 eşittir x oldu değişikti. Şimdi arkadaşlar burada şu 45-45-90 üçgeninden muhtemelen yararlanamadınız. Ne yapacağız? Şöyle bir F noktasından arkadaşlar çekeceğim. Şimdi buraya alfa diyorum, buraya beta diyorum, buraya alfa buraya beta. Yani ondan yararlanamadığım için acaba eşlikten yararlanabilir miyim? Ona bakacağım. Buraya A dersem, e, beta'nın karşısı yine A olur. Sonra şuraya 24 eksi A diyelim, tamamı 24 olduğu için buraya B diyeyim, alfa'nın karşısı da B olur. Soruda demiş ki. AB ve BC birbirinin aynısı. Şimdi bu arada arkadaşlar dikdörtgenden burası B, burası A. O zaman A artı B olduğuna göre buraya A kalır. X de A olur. Yine 24 eksi A da gördüğünüz gibi A olur. A 12 geldi. X de 12 oldu. C şıkkı. AB ile DC'nin toplamı kaç diye soruluyor. Bu biraz ezber soru tipi arkadaşlar. Kelebek benzerliği falan değil. Şöyle bir paralel çekeceksiniz tamam mı? BC'ye BD'ye pardon. Şöyle bir PC paraleli. Yöndeş açılardan dolayı burası 90 derece olacak. AC 4. Tamam o kenarda dursun. BD 6 olduğu için karşılık kenarları eşit paralel kenarda bu da 6. Şöyle bir Pisagor görüyor musunuz dik üçgenden dolayı. 4'ün karesi 16, 36'nın karesi şey 6'nın karesi 36, 52 oldu. Kök 52, 2 kök 13, E şıkkı. Ha neden AB ile DC'ye E şıkkı dedim. Bak buraya A dersek, buraya da B dersek paralel kenardan gördüğünüz gibi DC de B oluyor. Bu yüzden A artı B aslında AB ile DC'nin toplamı oluyor.